Dünkü yayınımı izlemişseniz önümüzdeki bir yıl için Nasdaq, S&P 500 ve Dow Jones konusunda olumlu olduğumu hatırlayacaksınız. Temel gerekçesi de Amerika'nın bir yumuşak inişi becerme ihtimalinin yüksek olması. Bunu beceremese hafif bir resesyon yaşansa bile Fed'in elinde çok fazla silah olduğu için bunun içerisinden çıkma gücüne sahip olması. Çünkü hem faizler çok yüksek şu anda yani aşağı doğru epey gidebilirler hem de parayı epey sıkılaştırdılar, parayı gevşetebilirler demiştim. Ve yine dünkü videoda resesyon bile olsa borsanın yükselmeye devam edebileceğini, resesyonun bir sürü düşüş yaratsa bile Fed'in müdahalesiyle borsanın tekrar yukarı gidebileceğini söylemiştim. Ama bunlar bir yıllık vadede olacak şeyler. Kısa vadede neler olacağı biraz daha tartışmalı. 18 Eylül'de FED faiz kararını açıklayacak. Oraya kadar zaten heyecanlı günler var. Ama bu haftada müthiş veri akışı bulunuyor. Ve bu veri akışı Amerika resesyona girdi mi girmedi mi? Enflasyon tetikleyecek bir büyüme var mı yok mu gibi sorular konusunda epey yanıt sağlayacak ve bence bizi çok dalgalı günler bekliyor bu hafta içerisinde. Şimdi bakalım hangi veriler geliyor, bunlar piyasayı nasıl etkileyebilir beraber yorumlayalım. Kendi görüşlerimi de yatım tavsiyesi olmadan katayım. Amerikan ekonomisini olabilecek en çok araçla takip etmeye çalışıyorum. Oldukça karmaşık ve dev bir ekonomi o yüzden her zaman yanılma şansım da var. Anlattıklarım asla yatım tavsiyesi değil sadece görüşlerimi paylaşacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Bakalım bu hafta ne veriler gelecek. Dün veri yoktu çünkü Amerikan piyasaları kapalıydı. Bugün ise çok önemli bir veri geliyor. Üretim sektörü PMI'ı yani satın almacıların şirketleri hakkındaki yorumu öyle söyleyelim. Geçen ay bu 46.8 geldi. 50'nin altında olması resesyon işareti aslında hoş bir sayı değildir. Beklentinin de altında gelmişti geçen ay ve piyasaları 2 Ağustos'tan 5 Ağustos'taki Japonya carry trade patlamasına kadar büyük bir düşüş içine sürükleyen ilk tetikleyici olmuştu. O bu ay 47.5 olarak bekleniyor. İnşallah öyle gelir. 50'nin altında olması hala olumsuz olmakla beraber trendin yukarı doğru kılması iyi olacak. Bu mümkün bu arada çünkü geçen ay Amerika'da özellikle Teksas'ta yaşanan kasırgadan dolayı üretim duruşları vardı. Onun bu PMI'yi etkilemiş olması gayet mümkün. Fakat bizim burada daha çok bakacağımız konu ISM Manufacturing New Orders. Yani yeni sipariş geliyormuş şirketlere. Boşverin geçmişi geleceğe dönük ne görüyorlar? Bunu çok çok merak ediyoruz. Bir de ISM Manufacturing Employment yani üretim sektöründeki şirketlerde iş gücü aktivite nasıl gidiyor? Yeni pozisyonlar açılıyor mu? Bunları merak ediyoruz. Benim tahminim yine elin altında kalacağız PMI'de ama şu hedefi 47.5 tutmak mümkün. Bu piyasa için olumlu olacaktır. Eğer yeni siparişlerde ve iş gücünde olumlu sayılar gelirse burada Investik.com'da bir tahmin görmüyoruz. Bu piyasanın seveceği bir veri olacaktır. Ama bunlar kötü gelirse, hele çok kötü gelirse bu piyasa için hiç iyi olmayacak tabii. Benim beklentim nedir derseniz nacizane. Ben olumlu bekliyorum burayı. Teksas'taki fırtınanın geçen ayın verilerini çok bozduğunu bu ay bir geriye dönüş olabileceğini düşünüyorum. Ama elbette yanılabilirim. Bugün gelecek başka önemli bir veri de saat 18'de gelecek. Atlanta Fed GDP Now. Bu da Amerika'nın ekonomik büyümesi nasıl gidiyor 3. çeyrek konusunda Atlanta Fed'in tahmini. %2,5 bekliyorlar. Vallahi bence biraz fazla yüksek bir beklenti. Bu bir miktar gerileyebilir. İnşallah tajik bir sayı gelmez buradan. Çok aşağı doğru giderse resesyon korkusu tetiklenir. Çok yukarı doğru giderse fazla sıcak bir ekonomi var. FED faizleri olursa etkilenir. İnşallah beklentiler çerçevesinde gelir diyelim. Maalesef bununla ilgili hiçbir tahmin yürütemiyorum. Çünkü Atlanta Fed'in bunu nasıl hesapladığını, tahmin nasıl yürüttüğünü, hangi verilere baktığını bilmek çok zor. Ama bana biraz açıkçası yüksek geliyor diğer bazı verilerle birleştirdiğimizde. Çarşamba günü yine çok yoğun veri akışı var fakat buradaki en önemli tabi JOLTS, Job Openings yani Amerika'da ne kadar açıkta pozisyon var. Bir önceki ay 8.184 milyondu bu ay 8 milyona düşmesi bekleniyor. Umarım ki burada aşırı sertleşmez düşüş bir miktar düşüş iyi çünkü düşüş oldukça Fed'in faiz indirimi öne geliyor. Aşırılaşırsa bu sefer resesyon korkuları ön plana çıkabilir. Fakat benim tahminim yine yanılma ihtimali yüksek olmakla beraber 8 milyon hedefini tutacağını düşünüyorum. Çarşamba günü gelecek başka önemli bir konu Amerika'da mortgage'lara ne kadar başvuru var. Geçen ay beklenen altında kalmış. %0.5'lik artış vardı sadece bir önceki yıla göre. Bunu biraz daha olumluya dönmesini bekleriz. O gün gelecek diğer verilerde Beige Book var. Beige Defter veya Fed'in ekonomi hakkındaki görüşlerini not ettikleri bir veri bu. Çok önemli görmüyorum. Burada belirleyici olan konu tabi Jolt olacak. Eğer Jolt 8 milyonun çok alta inerse, resesyon korkusu tetiklenecek, çok üste çıkarsa fazla sıcak ekonomi umuyorum ki LF'de durur. Yine bunda da tahmin etmek oldukça zor. Fakat ben geçen ay Amerika'da Texas fırtınasının etkileri çok yüksek olduğunu düşündüğüm için bunun olumlu olacağını hatta hafif 8 milyonun üstünde olabileceğini tahmin edebiliyorum. Tekrar söylüyorum yılmam gayet mümkün. Geldik Perşembe'ye. Perşembe istihdamla ilgili çok veri var. Birincisi Challenger Job Cuts. Yani şirketlerde işten çıkartmalar nasıl gidiyor? Geçen sefer %9.2'lik bir işten çıkartma oranı vardı. O nereye doğru gidiyor ona bakacağız. Ve yıldan yıla ve Ağustos'a kıyaslamalı bakacağız. Bir ay önceki ay 25.885 kişi işten çıkarılmış gözüküyordu. Yine o gün başka önemli veri ADP'nin non-farm employment'ı yani tarım dışı istihdam ADP verisi geliyor. ADP bir özel şirket Amerika'da borda hizmetleri veren onun sayısını göreceğiz. 122 bindi yine geçen ay korkuyu tetikleyen sayılardan bir tanesiydi bu. 136 bine çıkması bekleniyor. Üçünde de bunların pek sorun beklemiyorum açıkçası. Üçünde olumlu olacağını düşünüyorum. Bunun sonucunda devam etmekte olan işsizlik başvuruları 1 milyon 868 bindi. Geçen ay itibariyle burada çok olumsuz bir beklentim yok. Initial jobless claims yani yeni işsiz kalanlar başvurusu 231 binde bu seviyelerde ilerleyeceğini düşünüyorum. Jobless claims 4 week average son 4 haftanın başvuru ortalaması, işsizlik başvurusu ortalaması 229 bindi. Biraz düşme vardı. Bu eğilim devam edebilir gibi geliyor bana hala. Texas kasırgasının etkilerini ortadan kalkmasıyla beraber. Burada çok önem verdiğim bir veri var. Non-farm productivity yani üretkenlikte nasıl bir artış var tarım dışı istihdamda? Çünkü üretkenlik arttıkça Amerika ekonomisi borçlanmadan büyüyebilir. Daha verimli olmayla. Bu geçen ay sürpriz derece yüksekti. Öyle korumu bilmiyorum. Yine o gün iş gücü maliyetlerindeki artış gelecek. Düşük kalmasını istiyor 0.9 civarı ki enflasyon tetikleyici bir unsuru olmasın. Yani burada istihdam tarafında çok yoğun bilgi akışı var. Perşembe günü piyasalar bayağı bir karışacaktır ve onun üzere bir de Service PMI geliyor. demin üretim PMI'ndan bahsetmiştik. Bu sadece hizmetler tarafında nere olup bittiğini göreceğiz. Burada daha olumlu 50'nin üzerinde kalacağını düşünüyoruz. 50.9'du geçen ay. İnşallah 50'nin altına inmez. Üretim sektörü dışında olan bir tanelere bakıyoruz burada unutmayın. Bu da yine o gün piyasa etkileyecek kritik konulardan bir tanesi. Benim tahminim ve ümidim istihdam tarafında çok olumsuz bir şeyle karşılaşmayacağımız şu verilerde. Buna karşın ISM Services'te emin olmak biraz zor. Orası daha karışık bir bölge açıkçası. Çok fazla veri giriyor. İnşallah elin altına düşmez. Elin altına düşerse yine biraz olumsuz bir havayı pompalar. Amerika unutmayın bir hizmet ülkesi. Üretim PMI'ndan daha önemli olan bu. Ekonominin genel gidişatını belirlemek konusunda inşallah en üstünde kalır diyelim. Emin olmak bunda zor ama olumlu olduğunu söylemek isterim. Ve cuma günü, cuma günü hiç şüphesiz en önemli veri geliyor. Amerika'da işsizlik durumu nedir? Bir önceki ay %4.3 çıkmıştı. Wall Street ve ekonomistler bunun %4.2'ye ineceğini düşünüyorlar. İnşallah öyle olur. 4.3 Fed'in hedeflerinin çok üstünde. Bu kadar büyük işsizliğe ihtiyacımız yok. 4.2 daha olumlu olur Amerika'nın resesyona girmeden yumuşak bir inişi başarması mümkün olacak. Ben burada çok ümitliyim 4.3'ten 4.2'ye ineceğimiz yolunda. Fakat buna da yetinmeyeceğiz. Acaba bu istihdam nereden geliyor ona bakmaya çalışacağız. Geçen ay istihdamı yüksek tutan sayı government pair oldu. yani devletin açtığı pozisyonlardı. İnşallah bu ay özel sektörde tekrar bir artış olur. Özellikle private non-farm tarafında yani özel tarım dışı sektörde 97 binden 136 bine yükseliş bekleniyor. Bu çok çok önemli. Çünkü bir başka resesyon göstergesine göre eğer Amerika'da özel sektörün yarattığı istihdam, toplam istihdamın %40'ın altına inerse sıkıntı var. Resesyon işaretleri deniyor. Ve geçen ay bundan bayağı korktuk 97 binde. İnşallah yine bu da Texas fırtınası ile ilgilidir ve yukarı gelir diye umuyoruz. Üretim tarafında da bir miktar canlanma bekliyorum. Üretim istihdamında demin bahsettiğim sebebinden üretim sektöründe bir canlanma beklediğim için böyle düşünüyorum. Bir de burada katılım oranı çok önemli. İş gücüne katılım. Geçen ay iyi geldi. %62.7. Bunun da bir miktar yukarı gitmesi olumlu olur. Çünkü bu biraz yukarı gidiyorsa buna rağmen işsizlik 4.3'ten 4.2'ye düşüyorsa daha fazla katılım var. Daha fazla insan iş arıyor. Ona rağmen istihdam aşağı iniyor. Amerika'da resesyon yok işaretleri biraz daha netleşmiş olacak. Öte yandan bu sayıdan aşırı olumlu gelirse de bu sefer de Amerika fazla ısındı mı? Yani hakikaten böyle iki ucu derler ya öyle bir haftaya giriyoruz ve haftanın kapanışında da Fed üyelerinden Williamson ve Waller'ın konuşmaları var. O konuşmalarda haftanın tonunu belirleyecek. O konuşmaların her ikisi de istihdam verilerinden sonrası için planlanmış. Bunu olumlu olarak okumak istiyorum. Çünkü istihdam verilerine dayalı olarak Fed'in 18 Eylül'deki faiz indirim kararı nasıl olacağını birlikte göreceğiz. Evet, müthiş yoğun bir veri akışı var. Unutmayın ben Türkiye'de yaşayan birisiyim. Amerika'daki istihdam verilerine ben de istatistiklere bakarak, oraya ilgili raporları okuyarak, şirket raporlarını okuyarak analiz etmeye çalışıyorum. İstihdamla ilgili çok fazla veri var. Umuyorum ki Ağustos'taki o çok sıkıntılı verilerden biraz daha olumlu veriler gelecek. Üretim PMI'ında biraz daha olumlu bir veri bekliyorum. Orada özellikle yeni siparişler ve iş gücü istihdamında daha iyi sayılar bekliyorum. Hizmetler PMI'nin da en azından buraları koruması çok çok önemli. Bunun üzerine Fed üyeleri inşallah kötü şeyler konuşmazlar. Eylül ayı gereksel olarak en kötü ayıdır yılın yatırımcılar açısından, hisse senedi açısından. Fakat ilk iki haftası nispete olumludur. Üçüncü haftadan itibaren daha olumsuz bir döneme girilir. Ve bu yıl Fed'in faiz indirimi devreye girdiği için işler çok başka şekilde ilerleyebilirler. Dün FED faiz indirimleri piyasayı nasıl etkileyebilir? Kısa, orta, uzun vadede konusunda video yapmıştım. Eğer izlememişseniz onu mutlaka izleyin. Veriler böyle, bilgiler böyle. Ben de merakla izliyorum. Türkiye'deyim, döndüm. O yüzden bu veriler aktıkça sizlerle yine paylaşımlarda bulunacağım. Sevgiyle kalın,